Bugün sizlere David Lynch sinemasını bahsedeceğim. David Lynch sineması... Bahsedemedi. David Lynch 1946 yılında Amerika'da doğar. Babası bilim adamıdır. Çocukluk serüveni teknik, bilimsel ve kültürel anlamda oldukça verimli bir şekilde ilerler. Pensilvanya Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim görür. Daha sonra Amerikan Film Enstitüsü'nde öğrenim hayatına devam eder. Resim sanatı üzerine yetkindir ve o minvalde birçok eserler oluşturmaya başlar. Sorry. Got some technical problems here. 1977 yılında Eraserhead adlı filmi ortaya çıkartır. Şaşkınlık verici bir filmdir. Hemen ardına Dune ve Blue Velvet'i çeker. 1990'lı yıllarda ise Lost Highway ve Mulholland Drive'la arşa çıkar. David Lynch sineması ne Tarkovski şiirselliğinde ne de Haneke gerçekçiliğindedir. Daha çok bilinç altımıza gizlice yerleşmiş olan şeylerin ortaya çıkmasına izin veren bir görsel şölendir. Cesar, Cannes, Avrupa Film Ödülleri gibi birçok ödüllere sahiptir filmleri. Ama onun filmleri her zaman daha farklı kalınmıştır. Bu uzun metraj serüveni sırasında ve sonrasında da birçok kısa filmi de mevcuttur. Şaşırtıcı, deneysel kısa filmler. Hatta film kariyeri devam ederken çok sevdiği grup olan Rammstein'ın belgeselini de yapmıştır. Bugün sizlerle David Lynch'in Blue Velvet, Mavi Kadife filmini irdeleyeceğiz. David Lynch'in yazıp yönettiği filmde Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Dennis Hopper gibi çok önemli oyuncular yer aldı. Filmin açılışında Mavi Kadife'nin üzerinde yazıları görürüz. Mavi Kadife yumuşak görüntüsünün detayında aslında testere gibi serttir. Çünkü kadifeyi düz bir şekilde sürerseniz elinizi yumuşaktır ama tersten sürdüğünüzde diken gibi batar. Lumberto adlı bir mahalledeyiz. Mahalleliler çok neşeli, çok güzel, çok şahane, çiçekler, çitler, tam bir Amerikan rüyası şeklinde yaşadığını görürüz. Bir adam kendi bahçesindeki çimleri sulamaktadır. Ve kılık kıyafetinden baktığımızda tam bir Amerikalıdır. Sularken birden musluğun takıldığını görürüz ve daha sonra bir kriz geçirir ve adamımız yere düşer. Bir köpek gelir, adamla oynamaya çalışır. Bir bebek gelir, elinde şekerle adamı izler. Yani adamın o anki ölüm döşeğinde olma anına dair Amerikan rüyasının yapabileceği hiçbir şey yoktur. Kamera gitgide çimlere doğru girer, çimlerin detayına gireriz, toprağa doğru gireriz ve orada kemirgen böcekleri görürüz ve bir süre ekranda bu rahatsız edici bir şekilde devam eder. Yani Amerikan rüyasının altındaki pisliği eşelemeye başlarız. Bu düşen adam Jeffrey, yani ana karakterimizin babasıdır. O hastaneye doğru ilerlerken bir tarlanın içerisinden geçmektedir ve hastanede babasını görür. Babası konuşamaz haldedir, çok sıkıntılı haldedir. Yani babası yavaş yavaş kayıp hale gelecektir. Hastaneden sonra geri dönerken gene tarladan geçiyordur Jeffrey. Jeffrey elinde bir taşla bir yere doğru oyun oynar. Bu arada Jeffrey'nin içerisinde bir çocuk içgüdüsü vardır. Onu da en baştan görüyoruzdur. Bu taş arayışı sırasında da bir kulak bulur. Bu kulak neden David Lynch kulağı oraya koymuştur? Çünkü kulak cinsel organ anlamındadır. Yani kastrasyon metaforu olarak nitelendirilmiştir. Bu da şu demektir. Cinsel organ kaybı korkusu. Kulağı Jeffrey alır ve bir kese kağıdının içine koyar. Bundan sonra Jeffrey o kulağın içerisindeki labirente doğru cinsel inisiyasyonunu gerçekleştirecektir. Bir mağaraya girecektir. Karakola gider Jeffrey. Kulağı dedektife göstermek ister ki bir olaydır bu aslında. Hani bir cinayet olayı mı ya da işte nedir diye. Dedektif de bunu görür görmez çok soğukkanlı bir şekilde
Bu bir insan kulağı der ve işte incelemeye başlatır. Dedektifin odasının numarası 221'dir. 221'de İncil'de tüm bu olanları yaz ayetinden gelmektedir. Ebeveynleriyle de duramaz, kendisini dışarı atmak ister. Gecenin karanlığında sokaklara doğru gider ve ağaçları görürüz. Ağaçlar sarmal bir şekilde birbirine girmiş dallardan oluşmaktadır gecenin karanlığında. Hem korkutucudur hem de bir hikayenin sarmalına giriyoruzdur. Bu arada tam burada da bir kulağın içerisindeki o giriş sekansını görürüz. Ki terslikler olmaya başlamıştır. Çünkü Jeffrey evden çıktıktan sonra hemen kapının önünde iri yarı bir adam görürüz. Küçücük köpeğiyle bir terslik vardır. Aynı zamanda gece o iri yarı adam güneş gözlüğü takmıştır. Terslikler yavaş yavaş meydana gelecektir. Dedektifin evine girer, duramaz çünkü beynini kurcalar bu olay nedir diye. Çünkü kahramanın yolculuğu başlamıştır. Dedektif odasında Jeffrey ile dururken çok böyle erkeksi bir havadadır, erkeksi bir tavırdadır ve silah çok masanın Jeffrey'e doğru önündedir ve bu Freudian bir yaklaşımla cinsel obje niteliği taşımaktadır. Ve dedektif bunu çok kurcalamamasını söyler. Jeffrey çıkar ve karanlığın içerisinden Sandy'nin gelişini görür. Aydınlatır ortamı Sandy. Aydınlatmasının bir nedeni de hikayeyi de aydınlatmasıdır. Çünkü Dorothy adlı bir müzisyen kadından bahseder ve onunla ilgili bir olaylar olduğunu duydum, haberin olsun diye Jeffrey'e iletir. Sandy de dedektifin kızıdır. One name that keeps coming up is this woman's singer. She lives in an apartment building that is real close to your house. Dorothy'nin yaşadığı yer Lincoln sokağındadır. Karanlık bir sokaktır orası. Herkesin girmeye cesaret edemediği bir sokaktır ki hemen bunu veririz. Sandy ile Jeffrey ilerlerken bir araç geçerken Sandy'ye Jeffrey yanında olmasına rağmen laf atar. Böyle bir karanlık bir sokağa doğru Jeffrey aslında değişime, dönüşüme doğru taşınmıştır. Hikayenin aslında temelinde Oidipus kompleksi vardır. Jeffrey ebeveynlerinden arınıp yeni ebeveynler arayışına girmektedir. Ayrıca ilerleyen hikayede Jung'un anne arketipini de göreceğizdir. Jeffrey Sandy'yi de bu işin içerisine katmaya çalışır ve bir plan yaparlar. İşte Jeffrey aslında zaten bir iş sahibidir, bir böcek ilaçlama yerinde çalışmaktadır. Der ki böcek ilaçlama olarak biz bu Dorothy'nin evine gidelim, apartmanına girelim ve ben pencereyi açık bırakayım. Sonra da şey yapalım işte sonradan tekrar girmek için vesile olsun evi araştırayım. Nedir bu kulak olayı diye. Ve Sandy de korkar. Neden böyle bir yola girdiğini söyler. O da bilmediğini söyler. Hani girmek istiyordur. Çünkü neden bilmediğini söyler. Çünkü yönetmen, senarist böyle yazmıştır. Çünkü Jeffrey aslında David Lynch'tir. David Lynch kendi iç çocukluk muhasebesini, vicdani hesaplamasını bu filmde de irdelemek istemiştir. Ve bu şekilde Jeffrey'nin ağzından bize cümleler kurmuştur. Dorothy'nin yer aldığı apartmanın adı Deep River'dır. Yani derin nehirdir. Aslında derin bir nehire doğru ilerleyecektir akan bir suya ve böylece arınacaktır Jeffrey. Dorothy kapıyı açar. Böcek ilaçlamadan geldiğini söyler bizimki ve mutfağa ilaçlamaya başlar. Bir kırmızı bir dağınık bir elbisesi ve bir peruğu vardır Dorothy'nin. Hem kırmızı aşkı simgeler ama bir yandan da paçavra gibidir kılık kıyafeti. Bunun neden böyle olduğunu gördüğümüzde normal ev kıyafeti tabii akşam bara gittiğinde şarkı söylerken bir ilah gibi karşımıza çıkacaktır Dorothy. Dorothy'nin bulunduğu kat 7. kattır bu arada. 7. kat nereden geliyor derseniz Aristoteles'in evren mitolojisinden gelmektedir. Evren mitolojisi Aristoteles demiştir ki evren 7 katmandan oluşuyordur ve en üst kat 7. kattır demiştir. Ve Jeffrey o katları yavaş yavaş çıkarak oraya ulaşmaya doğru ilerler. Bu arada apartmanın içi ürkütücüdür. Sürekli böyle gırıl gurul tıs pus sesleri gelmektedir. Sanki bir insanın içerisine girmiştir Jeffrey. Belki midededir ve ana rahmine doğru ilerlemektedir. Jeffrey burada bir anahtar bulur ve Sandy'ye bahseder. Ve Sandy de hem korkar ama Jeffrey'nin bu farklı davranış biçimi ve serüveni macerasına da atılmak ister.
Ki ondan dolayı normal standart Amerikan rüyasında erkek arkadaşı olan Mike'la da az az görüşmeye başlar. Ama Amerikan rüyası içerisinde de kalmaktadır sende. Zaten onu temsil etmektedir. Sen de Amerikan rüyasını temsil etmektedir. Dorothy daha karanlık taraftadır. Bir ay tanrıçası şeklindedir. Ertesi gün Jeffrey o eve girmek istediği için önce bara giderler. Bizim Dorothy'yi görürler. Şahane bir performans çıkarmaktadır. Jeffrey orada çok etkilenir zaten. Ama ilk şarkıdan sonra hemen Sandy ile eve giderler ki gizlice gireceklerdir. Sandy biraz ürker ve Jeffrey bundan sonra Hansel Gretel gibi değil de tek başına serüvene gitmesi gerektiğini düşünür. Eve girer. Eve geldikten bir süre sonra Dorothy de gelir. Ve hemen o dolaba kapatır kendini, gardıroba kapatır. Gardırop bir nevi mağaradır. Jeffrey'nin film içerisindeki dönüşümünü orada göreceğizdir. Aslında ana rahmi olarak da nitelendirebiliriz gardırobu. Çünkü orada değişimini sağlayacaktır. Dorothy Jeffrey'i bulur ve bıçakla tehdit eder. Onun soyunmasını ister. Soyunduktan sonra ağzına doğru bıçağı çarpar ve bu da bir oral bir ultimatomdur. Dorothy'nin içindeki Frank'i ortaya çıkarmaktadır. Aslında Frank diye bir şeytani bir karakter vardır ve az sonra gelecektir ve Dorothy'nin içerisine bıraktırdığı tahribatı görmekteyizdir. Daha sonra zaten kapı çalar, Frank girer. Bizimki gene gardıroba saklanır. Gardıropta röntgen gibi tüm her şeyi irdelemektedir, izlemektedir. Bu da kendi ebeveynlerini bırakıp yeni ebeveynler bulma serüveninin bir başlangıcıdır aslında. Bir baba figürü, bir anne figürü, bir aşk figürü nitelendirilebilir burada. Burada cinsel inisiyasyonu Jeffrey'nin çok vahşi bir şekilde ilerler. Çünkü Frank canavar gibi sevişir Dorothy ile ve her türlü şiddeti uygulayarak Jeffrey'i orada şaşırtır da. Jeffrey bunların hepsini gizlice röntgen gibi izlemektedir. Bu vahşi sevişme sırasında Dorothy mavi bir kadife mendili parçayı Frank'ın ağzına tıkar ve bu da bir göbek bağı tasviri nitelendirilebilir. Bu arada Frank nereden gelmektedir? Frank Bolt'tur karakterin adı. John Bolt hakkında bir suikastçıyı aslında simgeler. Lincoln'un Amerikan rüyasına karşı uygulanan suikastin neticesidir bu. Zaten o caddenin adı da Lincoln Caddesidir. Bu karanlık caddenin adı. Amerikan rüyasını yok etmek isteyen caddenin adı, kişinin Frank'ın adı. Bu arada Frank işte o mavi kadifeyi ağzına sokmak, gaz maskesi takmak, sürekli gaz almak, bira içmek, sürekli ağzıyla ilgili bir ritüel yaşamaktadır. Bu da bir oral bir ritüeldir. Yani çocukluğunu yaşayamama anlamına gelebilir. Jeffrey dışarı çıkar. Dışarı çıkarken gene Frank ve 3 tane adamıyla da karşılaşır ve yoluna devam eder. Bu da şudur: Hades'in kapısı ve Kerberos üç başlı köpeğidir. Daha sonra Jeffrey Sandy ile bunları paylaşır. Bir yandan bizle de paylaşır, bir yandan kendiyle de paylaşır. Ve Dorothy ile ara ara aşk yaşamaya devam eder ama Dorothy'nin istekleri farklıdır. Frank'ten aldığı isteklerle Jeffrey'e de yöneltmek ister. Jeffrey'nin şiddetli bir şekilde sevişmesini ister, dövmesini ister onu. Jeffrey elinden gelemez ve bir şekilde onu döverek sevişmeye başlar. Yani Jeffrey bir nevi Frankleşmeye, babalaşmaya başlamıştır. Bir sevişmelerinden sonra Jeffrey kapıdan çıkarken Frank'le karşılaşır ve 3 adamıyla. Burada Frank'le Jeffrey'nin ilk karşılaşmasıdır. Frank direkt bir şiddet uygulamaz ve onu bir yere götürür Dorothy ile birlikte ve orada gitgide tırmanan bir şiddete doğru ilerler. Frank'in Jeffrey'e doğru. Burada bir baba oğul çatışması söz konusudur aslında ve bu bir nevi erotik bir yere doğru da ilerleyecektir. Frank arabada ilerlerken zaten bir yerde aynı bana benziyorsun der. Burada da Jeffrey'nin Frank'e dönüşümünü eğer böyle devam ederse göreceğizdir. Frank'in Jeffrey'e yönelik şiddet uygulaması da şu şekilde olur. Onu şiddetle öper ve bir nevi tecavüz eder ve ayrıca yumruklarıyla da döver. Buradaki büyük bir dövme sahnesi, yani pataklama sahnesinin ertesinde de görürüz ki
Karakterimiz kahramanın yolculuğunda Jeffrey çekmesi gereken çileyi çekmiştir. Yani orada bir katarsisi yaşamıştır. İç boşalımı gerçekleştirmiştir. Daha sonra zaten Sandy'ye ve normal Amerikan rüyasını hayatına devam etmek için yola çıkar ve normal bir şekilde evinde çimleri sulamaya başlar Jeffrey. Sandy ile birlikte olur. Sandy ile okulun balosuna ya da partisine gider ve böyle standart bir Amerikan rüyası hayatında ilerlerken birden karşısına Dorothy çıkar. Dorothy çırılçıplaktır ve üstü başı yara bere içerisindedir. Sandy'nin arkadaşları da annen mi der? İşte orada bize David Lynch anne tasvirini bir kere daha nitelendirmiştir. Jeffrey kayıtsız kalamaz ve Dorothy'ye yardım eder. Ambulans çağrılır, hastaneye kaldırılır ve daha sonra Jeffrey bu olayların bir şekilde bağlantısını ve çözümünü de araştırmak ve bize de aktarmak maksadıyla tekrar Derin Nehir adlı apartmana gider ve orada cinayetleri görür. Tekrar gardıroba saklanır ki Frank gelmiştir. Frank geldikten sonra maskesini çıkartır, Jeffrey'i görür, Jeffrey onu alnından vurur. Yani burada Frank'in de hikayesi tamamlanmıştır, Jeffrey'in hikayesi de böylece tamamlanmıştır. Dedektif gelir ve olayı görür ve hepsi birden o karanlık dünyayı yok edip Amerikan rüyasına doğru ilerlerler. Filmin sonu ise gene Amerikan rüyası içerisinde yer alan Dorothy'nin iyileşmiş bir şekilde oğluyla sevgi dolu anlarına tanık oluruz ve film tamamen Amerikan rüyasıyla başlayıp Amerikan rüyasıyla tamamlanır. En sonunda da bizim Jeffrey'nin kulağının içerisinden çıkarız ve hikayeyi bitiririz. Her şeyin ne anlama geldiğini ya da nasıl yorumlanacağını bilmemek daha iyidir. Çünkü aksi takdirde olayları kendi akışına bırakmaya korkarız. David Lynch.